Az evvel ahlakı konuşurken egemenlerin muhtevasını ve çerçevesini belirlediği, yer yer normlarına müdahale ettiği bir ahlak anlayışı. Protestanlık ahlakında da siz bunu örneklemiş oldunuz. Böyle bir ahlak anlayışından söz ediliyor. Dolayısıyla egemenlerin nüfuz edebileceği bir alan var burada ve manipüle edilebiliyor. Bazı çevrelerin aynı şeyin dini hükümler üzerinde de geçerli olduğuna dair iddiaları var. Vaktiyle Emevi sultasının, egemen Emevi ailesinin, Emevi nüfuzunun İslami kavramlara nüfuz ettiğini, İslami hükümleri, diğer yargılarını kendi siyasetlerinin lehine manipüle ettiklerine dair bir iddia var. Oryantalistler tarafından ilk olarak dillendirilmiş, zamanla İslam modernistleri tarafından da sahiplenilmiş bir iddiadır bu. Bu sadette de mesela kader inancı bu şekilde ifade ediliyor. Kimisi Kur'an-ı Kerim mahluk mudur, değil midir tartışmasının yine Emeviler tarafından, onların nüfuzuyla, onların adeta İslami kavramlar arasına sızdırmasıyla başladığını iddia ediyorlar. Bu söylemlerde, yani o insanlar tarafından baktığımız zaman, din de egemenlerin nüfuzu altına girebilir. Siz dindarlık ediyoruz derken bir taraftan egemenlere aslında boyun eğmiş oluyorsunuz şeklinde bir iddia nasıl karşılanabilir hocam? Şimdi insanın olduğu her yerde mutlaka sağa ya da sola sapmalar olur. Burada bu sapmaları merkeze alarak değerlendirme yapmak yerine insanın neye göre saptığı konusunda bize sahih bir kıstas verecek, sahih bir ölçü verecek bir sistem kabul edip o sistem doğrultusunda insan davranışlarını, toplumların davranışlarını değerlendirmeye tabi tutmak daha sahicidir, daha sağlıklıdır. Yani şöyle diyelim, insan için değerli olan hangi kavram söz konusu olursa olsun, eğer birisi bu kavramı istismar etmeyi kafasına koymuşsa istismar eder. Önemli olan yapılan işin istismar olup olmadığını tespit etmektir. Ya bu konuda bize bir ölçü lazım, bir ölçüt lazım. Bu ölçütü tespit edebilirsek, sahih olarak ortaya koyabilirsek, yapılan davranışın makbul olup olmadığı, meşru olup olmadığı tırnak içerisinde kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Emeviler İslami bir takım kavramları istismar etmiştir, doğrudur da mesela Mutezile etmemiş midir? Mutezile de etmiştir. Yani Taberi'nin, başka tarihçilerin de anlattığı bir hadise var. Abbasiler döneminde Bizans'la bir esir değişimi yapılacak. O 15 yıllık Mutezili hakimiyetindeki döneme denk geliyor. Mutezile Abbasi imparatorluğuna 15 yıllık süreyle hakim olmuş. Evet. 3 veya 4 tane Abbasi halifesi, evet, Mutezile'yi resmi mezhep olarak kabul etmiş. Ve o dönemde, zannediyorum Me'mun döneminde, Bizans'la bir esir değişimi söz konusu olmuş. Hatta kaynaklar diyorlar ki İslam dünyasında o zaman Bizans'taki Müslüman esirleri kemiyet olarak karşılayacak esir yoktu da köleleri devlet satın aldı, esir statüsüne kavuşturdu. Müslüman esirlerin sayısına ulaştı da esir mübadelesi yapılabilecek hale geldi. Şimdi bir tarafta Bizans esirleri var, bir tarafta Müslüman esirler var. Ortada bir checkpoint var, bir kontrol masası var. Kontrol masasında Mutezili oturuyor. Bizans tarafından gelen Müslüman esirlere bir soru soruyor. O soruya kendince doğru cevap veren Müslümanları bu tarafa buyur ediyor. Tamam, geç sen Müslümansın, hürriyetine kavuş diyor. Kendince cevabın yanlış olduğunu düşündüğü insanları da geri esarete iade ediyor. Evet. Soru ne? Soru Kur'an mahluk mu değil mi? Allah Allah. Şimdi istismar söz konusu olduğunda bunun şucusu bucusu olmaz. Her türlü kavramı istismar edebilirsiniz. Bunun içine din de dahildir, iman da dahildir, namus da dahildir, ahlak da dahildir, şeref de dahildir, haysiyet de, her şeyi istismar edebilirsiniz. Burada ölçü önemlidir. O ölçü nedir? O ölçü işte bizim belki ilerleyen programlarda da bunu detaylı olarak masaya yatıracağız inşallah.
Bu ölçü bizim kaynak anlayışımızdır. Ontolojiden başlar, fıtrat gerçeğinden başlar, epistemolojiye kadar gider. Burada eğer biz hayatın temeline bu hakikati yerleştirebilirsek, kimin istismar yaptığı, kimin maske taktığı çok rahat bir biçimde anlaşılabilir. O zaman şunu söylemek durumundayız. Dini istismar edenler vardır ve bundan sonra da var olacaktır. Ama dinin belli çevreler tarafından istismar edilmesi dinin tahrifi anlamına gelmez. Elbette. İstismar başka bir şey, tahrif başka bir şey.